Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün şey yapacaktım size. 23. defterde istikametli olmak için felsefedeki uydurukçasıyla materyal bizde malzeme yani doğru düşünce malzemeleri 23. defterde. Fakat sonra baktım ki istikamet dersi bayağı var. Biraz daha sonra yapayım. Şimdi psikoloji yapacağım. Bir ara kader mülahazalarımı okuruz gene beraber. Devam ederiz. Şimdi psikoloji ile alakalı. Zanlar berzahtır. Zan olmasa doğruyu bulma olmaz. Zanları kullanıyorsun. Yani olabilir şöyle böyle. Eğer zanlarına itimat edersen berzahtı, kavşaktı. Bu sana mezar olur. Hapishane olur. Battaniye olur. Zanlarının toplamına ne deniliyor? Zanların toplamı nurcuların yani ehli ilmi, ülfet en büyük belası. Zanları ülfet ile ilim telakki edilmeleri, doğru zannedilmesi. Zanlar berzahtır. Bunun ifratı suizan. Tefriti ise hiçbir şeyle meşgul, zihni hiçbir şeyle meşgul etmemektir. Zanlarından ancak hüsnü zanla kurtulursun. Suizanlardan suizan çukurundan ancak hüsnü zanla kurtulursun. Tamam. Başka? Evlad-ı yalin sana itaat etmiyorsa, çoluk çocuğun, oğlun, karın, yani sana itaat etmesi gereken şeyler itaat etmiyorsa, suçu kendinde ara. Çünkü sen Allah'a itaat etmiyorsun. Çünkü Allah'ın şöyle bir vaadi var. Bana itaat edenlere, itaat etmesi gerekenlere itaat ettireceğim diyor. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a insanlığın 1/4'ü itaat etmedi. Ha, onun için diyorum zaten itaat etmesi gerekenlere itaat ettireceğim. Ben ne biliyorsam şeytanım da biliyor. Yalnız onları aktif edecek tarafı şeytanımın yok. Yani şeytanım kanımda dolaşmıyor mu? Peygamberin ifadesiyle Aleyhisselam. Şeytanınız diyor bedeninizde kanda dolaşır gibi dolaşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şunu bilmeniz lazım ki bilgi bir kuvvettir. Yani depodaki malzemedir. Size bir tavsiyem var. Bununla alakalı bir tavsiyem var. Bakayım iş yapabilecek miyim? Bilgi ezberlemeye kalkmayın, o kadar mühim değil. Bilgiyi ezberlemek o kadar mühim değil. Onu yarışlarda kullanırsınız. Televizyonlarda yarışta kullanılır. Ya doğru bilgiye nasıl ulaşırım? Yöntemi ve yolu. Esas önemli olan bu. Ha bilgiyi ezberleyebilirsin ama ikinci derecede olsun. Doğru bilgiye ben nasıl ulaşırım? Bununla alakalı Einstein'e sormuşlar, ilgimi çekti de. Bir mil kaç ferat eder demişler. Kaç feret mi? Öyle bir şey var. Einstein demiş ki bilmiyor. Ve eklemiş. Bana diyor bir anda, bir çırpıda hemen kitapla doğru bilgiye ulaşacağım bir bilgiyi ben ezberleyip kafamı çöplük haline getirmem dedi. Ne demek o? Her alınan bir şey nimettir ama aynı zamanda nikmeti belayı da taşır. Senin dimağını devamlı meşgul eder. Mesela unutkanlığın bir sebebi de dimağda çok şeylerin kontrolsüz dolaşmasından kaynaklanıyor. Tasavvurda. Çok şey böyle kontrolsüz dolaşıyor. Çı 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 çı. Mesela şöyle 7 tane baş düşünün.
elektronik baş şöyle. Birbirine geçiş yapan elektronik düşünün. Çi 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 çi. Birbirinden geçiyorlar birbirlerine böyle. Atlama yapıyorlar. Ha, o atlamada ha bak orada birisi var. Aa orada bir şey duydum. Aa orada birisi geçmişti. Ya öyle bir şey yok. Ya olur mu ya işte geçti ya. Neydi biliyor musun o? Şuna benziyor. Yıldız var orada ya. Yıldız orada mı burada mı? Burada değil mi? Aynı bunun gibi. Çi 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 çi. Kontrolsü impuls dedikleri elektriksel dalga, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, dimada birbirine geçişler yapıyorlar. Bir bütünlük sağlamaya çalışıyor. Tık tık karar kılmaya çalışıyor. Bu böyle dolaşmaların sebebi kararsız olduğunda. O anda vehim de, vehim tasavvurun içinde hemen ona bir şekil veriyor. Bir zan da yüklüyor. Aa orada bir adam vardı. Hiçbir şey yok. Vicdansıza da insanlığını kaybeden, paraya gömen birisine de denk gelsen sihir yaptılar sana. Oo şimdi ölesiye hem de en yakını yaptı. Zıkkımın kökü yaptı. Arkadaşlar, şeytan bizde dolaştığınca bil kuvve olan bilgilere ulaşamıyor. Ama düşüncede olanlara biliyor. Düşünce, tasavvurdaki depo var ya, depodaki bütün bilgileri biliyor. Şöyle düşünün. İnternete girdiğiniz zaman, şöyle başka anlatayım. Sizin mesleğe. WhatsApp diyelim. Veya bir program indirirken size soruyor. Senin bütün telefon kayıtlarına, bütün resimlerine, bütün dosyalarına ulaşma bana izni ver. Ben de buna mukabil bedeli bu programı sana bedava vereyim. Demiyor mu? Sonra evet diyoruz, WhatsApp yükleniyor, biz de kullanıyoruz. O WhatsApp yüklendiğin anda internete girdiğin zaman otomatik olarak o WhatsApp yükledin ya senin bütün bilgilerini biliyor. Ondandır ki durup dururken hiç tanımadığın, bilmediğin yerden reklam geliyor sana. Ola benim telefonu nereden biliyorlar? Şimdi WhatsApp'ta diyor ki o reklam şirketlerine bende 10 milyon telefon var. Satacağım sana reklam şirketi. 50 milyar vereyim 10 milyon telefon bilgilerini. Hayır. Ben 50 milyara ancak 1 milyon telefon numarasını verir. Telefon numarasını satıyorlar. Onun için WhatsApp sana bedava yüklüyor. Aslında senden dolayı para alıyor. Şeye benziyor. Abi bu faiz mi? Ben inşaat müteahhitine gittim veya bilmem ne şirketine araba alıyoruz. Faiz de bankadan para alıyorlar. Ama abi ben gitmiyorum bankaya. Kim gidiyor? Senin attığın noterde veya anlaşmada o adam da şirketi gidip senin adına para alıyor. Bu kadar ahmak bunu bana soruyor. Onun adına yani kendisi adına o dahil olduğu şirket para çekiyor. Bunun parasını çekiyor. Şimdi ne anlatmaya çalıştım? WhatsApp diyor ki ve herhangi indirdiğimiz program diyor ki bak ben sana bu programı bedava vereceğim ama 2-3 şartım var. 1. Senin bütün telefon kayıtlarına ulaşmalıyım. 2. Bütün resimlerine ulaşacağım. Bütün bilgilerine, telefona ben gireceğim kardeş. Tamam değil. Aynen bunun gibi. Şeytan denilen şey menun. Diman, bu çok önemli. Klinik konuşması değil bu. Klinik bulamaz bunu. Klinik şeytan denen bir şey bilmiyor ki. Diman, 7 mertebesinin en dış kabuğundan söylüyorum. Tahayyül, tasavvur. Tasavvurda bilgi deposu var. Şeytan burayı biliyor. Burası gayb değil. Oradaki bilgiler esir olarak duruyor. Ve hepsi böyle dalga yayıyor. Kontrolsüz çöp tenekesi gibi her şey var. Market gibi. İşte şeytan bu bilgilere biliyor, ulaşmış. WhatsApp'ın sahibi benim bilgilerime ulaştığı gibi. Bildiğiniz dünyadan örnek veriyor. Şimdi tasavvuruma şeytan nasıl ulaştığını anladık mı? Tamam. Şimdi buraya ulaşmış. Şeytan benim bilgilerimi biliyor.
O zaman benim abdesti bozan, bozmayan şeylerimi biliyor mu? Biliyor. Okumadan biliyor, okuduklarımı. Benim seyrettiklerimi biliyor mu, videolarımı? Biliyor. Demek ki şeytan benim hafızama, tahayyülüme, tasavvuruma, şuraya değil, takula değil, bak şuna, tahayyül ve tasavvuruma. O kadar mühim ki size inşallah lazım olmaz ama gelecekte lazım olacak. En azından yakınınızda olanlara. Tahayyüle ve tasavvurdaki bütün şekillere ve bilgilere ulaşmış şeytan. Dolayısıyla namaz kılarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Filmler geldi ya. Bir iki sene önce seyrettiğim bir film onlar. Rezil kepazı. Ulan nereden geldi? Senin seyrettiğin film canım. He? Depoda. Seyretmediğin bilgi değil. Başka bir şey anlatacağım şimdi burada. Senin bilgilerine ulaşmış. Ama şu özelliği yok. O bilgileri aktif edemiyor. Yalnız onun depodan çıkması için şeytan dimağa girerek müdahale edemiyor. Dimağdaki vehmi aktif ediyor. Vehmi. Yani baştan şey yapayım. Şeytan nefs emmareyi aktif ediyor. Nefs emmare de şeyi aktif ediyor. Vehmi. Şeytanın aktif ettiği vesvese, nefs emmarenin aktif ettiği ne? Vehim. Bir daha söylüyorum. Şeytanın elindeki silah vesvese, nefs emmarenin elindeki silah vehim. Vesvese varı yok eder. Eylemseldir. Abdestli olana musallat olur, imanlı olana musallat olur. Vehim ise varı yok eder, yoku var eden düşüncelerdir. Yani onları aktif eder, dima. Şeytan yalnız gider nefse emmareye talebesidir o. Nefse emmare hep ondan ders alır, hocasıdır. Hemen ona müdahale eder, o da vehmi müdahale eder. Vehim de gider depoda bir bilgi öne çıkartır. Yalnız onları aktif edecek tarafı şeytanın yok. Korku dima ait ve şeytan ve vehimlerden kaynaklanır. Korku. Haf ise haf ve reca ortasına kalmak için ilahi bir kamçıdır. Yani hafla şey anlarsındaki bir şeyi anlatayım size şu 23. defterden. Çok güzel bir bilgi eğer bulabilirsem nasıldı? Bak. Neden, niçin o şeyden korkuyorsun? Korktuğun şeyi tanımıyorsun. İnan bana. Niçin korkuyorsun biliyor musun? Korktuğun şeyi tanımıyorsun. Tanısaydın, hani ya Allah, bunlardan mı korkuyorsunuz? Allah bundan mı korkuyordum diyeceğini düşünüyorum. Hani Allah'ım bundan mı korkuyorum diyeceğini duyuyorum. Yani korktuğun şeye bir bakın. Bir bakın böyle. Baktığın zaman hakikaten o korktuğun şeyi tanırsan sonra diyeceksin ki Allah Allah, aman Allah'ım, ben bunlardan mı korkuyordum ya? Ustad da ne güzel diyor. Gece diyor hayaline bir ip takılır. Ondan sonra korkar veya orada bir şey şekillenir. Tamam. Ay vurur. Efendim bir baca, binanın bir bacası yere düşer. Gölgesi. Orada bir adam zanneder. Korkar geçemez. Gider yanına. Allah Allah. Bu bacanın görüntüsünden korktum. Saatlerce oradan geçemiyordum. Ha, inanın bana, korktuğunuzu tanıyın. Sonra diyeceksiniz ki Allah Allah ya, bundan mı korkuyordum? Diyeceksin. Onu diyeceksin. Eylem korkuyu tedavi eder. Eyleme geçin, korktuğun şeyin üzerine yürüyün, tedavi eder. Korkuyu kararsızlık, eylemsizlik, erteleme korkunun kaynağıdır ve korkuyu besler. Benden korkun, başka şeyden korkmayın, Cenab-ı Hak diyor. Yani benden korkana korktuklarından emin ederim hadisi bilmana var. Hadis var. Benden korkan, haf edene diyor Cenab-ı Hak, korktuklarından emin ederim.
Harekete geçene kadar korku negatif enerjidir. Sizde aktif olarak içinizde durur. Tevekkül ve teslim korkunun kökünü keser atar. Korku aklidir, haf kalbidir. Allah benden bir mana korkun derken aslında haftır da ne yapayım ben de öyle konuyorum. Çünkü hafullah'ta lezzet var. Korkunun ileri derecedeki şeyi çöküntü meydana getirir. Çünkü hafullah'ta lezzet var. Hani ya Allah bil mana ayetinde benden korkun. Başka şeylerden değil. Ne demekmiş biliyor musun bu? Bunu okumak için geldim buraya. Hani Allah bil mana ayette ne diyor? Benim dışından bir şeyden korkmayın, benden haf edin. Allah benden korkun, haf edin demek neymiş biliyor musunuz bir manada? Bir manası şu, Allahu Alem. Beni tanımıyorsun, beni tanı, korkun hafe dönecek, korku hafe dönecek, hafullah'ta lezzet vardır, korku ilim içindir, korku, git o korktuğun şeyi tanı ve ilmini yap, korku ilim içindir, senden korktuğun şeyi tanımanı istiyor, yani Allah senin korktuğun şey var ya, korku vererek git onu tanı. Veya merak veriyor, git onu tanı. Merak ilmin hocası, korku da ilmin hocasıdır. Korktuğu şey, insan hep kaçar. Tam tersine, korktuğu şey. Mesela, korku cehaletin dişe vuruşudur. Şimdi izah edecek biraz da. İnan bana, Allah'ı tanıdıkça, ondan öyle lezzet alacaksın ki senin bildiğin lezzetler, zevkler, senin bildiğin lezzetler, zevkler olduğunu, yani insanlar cinsellikte, yemekten, şundan bundan zevk alır ama lezzet alamaz. Zevk eylemin defiili olur. Yani içki mesela veya gayrimeşru şunlar bunlar. Bir şeyden sıyrılmak, unutmanın akabinde gelir. Onun adı zevktir. Lezzet ise zıttı barındırmaz. Zıttı olsun ve olmasın. Bizatihi batındaki istidadı uyandırıyor. Ona göre gölgelerin gölgeleri olduğunu yakine bileceksin. Şu. Allah'tan korkar. Korku bunu Allah'ın ilmine götürür. Allah nedir ki bu kadar korkuyorum? Allah tanıdıkça korku hafe inkılap eder. Haf ve reca, ümit ve korku arasındadır. Reca, bak, bir daha söylüyorum. Reca, korku arasındaki yer haftır. Allah'tan korkan insan Allah tanımaya gider. Allah'ı tanıdıkça Allah'tan korkmaz, Allah'tan haf eder. Hafullah'ta lezzet vardır. Haf nedir? Haf, ümit ve reca ortasındaki bir haldir. Allah'tan acayip ümitlidir ama acayip de korkar. Yani dengeliyor. Korkuda ümit yoktur. Onun için çökertiyor. Korku tek yönlüdür. Korku geleceğe aittir. Geçmişi yoktur. Geçmişte elem vardır. Haf ise mazi ve müstakbeli vardır. Nedir o? Geçmişi elemdir, cehalettir. Geleceği korkudur. Yani haf ve reca ortası. Ümit var ya, ümit. Yani Allah'tan acayip ümit etmek. Allah'tan korkmak. Bir daha yapıyorum. Allah'tan sonsuz, nihayetsiz üstü zan. Allah'ın nihayetsiz üstü zan. Allah'tan korkmak. Çok dehşetli. Ortası haf. Ümit. Ümit ve reca ortası. Yani hafsız reca, recasız haf yoktur. O zaman neticeyi ne demiştik? Korku, merak gibidir. Tanınması isteniyor. O tanıdığın, korktuğun şeyi tanıman lazım. Onun için korku veya merak verilmiş. Onun üzerine gitmen lazım. Ondan kaçmaman gerekiyor. Tanıdıkça, bundan mı korkuyordum ya? Çok tuhaf ya. Gölge düşmüş bir yere.
Ben rastladım. Ben rastladım köyde. Bizim şeyler var ya, köyler, ormanlar veya evler birbirine hem yakın hem uzak mahalleler var. Şimdi dağdan geliyor bizim şey, balıktan geliyoruz. Beraberiz yani. Ben arkadayım, 3-4 kişiyiz, balığa gittik. Gece yarısı dönüyoruz. Ağaçlar böyle ya, sağda solda yok. Bu ağaç. Bu ağaçtan bu ağaca üzüm asması geçmiş. Asmalar birbirine geçiyorlar. Hafif ay var ama çok hafif. O ağaçlara vurmuş, asmaya da vurmuş. İleride bir baktı ki yoldan karşıdan karşıya yılan var. Yani acayip bir şey yani. Korku da onu dalgalandırıyor böyle öyle. Hani böyle şey, şey uzaktan baktığın zaman serap gözüküyor ya asfaltta, ıslaklık gibi. Hani serap, uzaktan bakarsınız hava çok sıcak olunca asfalt sular içinde. Böyle oynar. Gidersin su yok. Çölde de öyle. Uzaktan bakarsın su gözükür. Öyle bir şey yok. Baktı ki yılan var. Allah Allah. Ya acayip bir şey ya. Hiç unutmuyorum. Delikanlı işte dönemlerimiz. 3-4 kişiydik ya. Çok bize sormadı, ben biraz da arkadayım. Ondan sonra çekti silahını. Gar atıyor. Attı. Ulan geldik diyor. İki kişi önüne gidiyor falan. Geliyordu. Ne oldu lan? Ya korkunç ilan var. Kaçmadı. Sonra attıktan sonra dedi ki vay be, boşuna memur gitti ya. Ondan sonra baktı gitti yanına. Vay be, asmaymış dedi ya. Peki bunu bilemez miydi? Bilirdi de uyku sarhoşluğu, uyku, cehalet yani. Yorgunluk, beyin yorgunluğu, eve odaklanmak, ne bileyim, yatağa odaklanmak. Ha gittik, ha gittik. Veya etraftan böyle tedirgin, telaşı. En ufak şeyi vücut vermek. Düşünceye uygun bir şekil gördü mü tamam. Bir şeyden korkuyor. Aha ucu çıkacak. Oradan bir taşın bir gölgesi öteki tarafa düşse. Ay buradan vuruyor. Kayalıklardan böyle bir kafa gibi. Aha öcü bak taşın arkasını saklanmış. Bunu yapan korkuya uygun bir materyal, malzeme gördüğü zaman hemen ona büründürüyor. Libası giydiriyor. Böyle bir acayip ve garip bir hal. Hasan abi şöyle bir örnek aklıma geldi. Şimdi mesela bilgisayarda dosyalar var ya, tabi çalışan programlar var. Tanımayan, bilmeyen mesela yabancı bir şey görüyor. Aa bu ne diyor, sakın açma onu, o virüstür bilmem nedir falan. Böyle boş yere bilmediğinden, tanımadığından dolayı evet, gereksiz korkular üretiyor. Mesela ben böylelikle kaç tane programı yok etmişim. Çalışıyor arkadan. Bu çalışıyor, bu ne çalışıyor falan diye tarama alıyor ya. Ama bunu böyle bir şey buldum diyor. Bir program da var. Normal bir şey programı tanımıyor, virüs olarak gösteriyor. Gittim o programları kaldırdım kaç defa. Sonra başkasına kurduttum tekrar. Bu şeyi de örnek abi. Şimdi bil kuvve dediğimiz ya, şeytan onu aktif edemiyor. Şimdi mesela depoda var dosyalar. Dosyaları görüyorsun ama çalıştırmıyorsun. Yani aktif etmiyor. Etmiyor, edemiyor, o görüyor. Bu çok güzel bir şey. Yani. Evet. Dosyaları görüyor. Şeytan dosyaları görüyor. Video dosyası mesela duruyor orada. Duruyor. Aktif edemiyor. Allah ona bir faaliyet vermemiş. Verse istediğin horonu vurur. İlle sana ettirir. Nefs emare de direkt yapamıyor. Vehmi oynatıyor. Vehmi aktif etti mi o depodaki filmler oynamaya başlıyor. Enerji ya vehim. Artık film oynuyor. Errahmanirrahim. Allah Allah. Filme bakıyor falan. Maliki yevmiddin. Allah Allah. Filme oynuyor. Bir tuhaf alem. Bunu bilmeyen adam der. Ulan ne rezil insanım ya. Bu ne biçim aşağılık. Kontrol etsen beynini yani. Oynamıyor. Kontrol etmenin en şeyi bu. Kendini üçe ayırmak. Benim nefsim, benim ruhum. Ben olan ben. Yani tek kabul edersen vesveseden, vehimden kurtulamazsın. Panik ataklardan kurtulamazsın. Panik atağı, vehmi, vesveseyi hep aktif eden budur. Sen çok kötüsün falan. İnandıracak seni. İnandıktan sonra titremeye başlarsın. İnandıramazsa hiçbir halt edemez. Böyle bir şey yok. İnanmadığın bir şey aktif yoktur. Yani aktifliği yoktur. Unutmayın. Bir şey, ben kötüyüm. İnandıktan sonra hisler devreye girer, hislerden sonra bezler de dokuları, ondan sonra kalbim çarpıyor. İnandığın için öyle.
Ne inanıyorsanız oradasınız ve olsunuz. Rüyaya mesela inanıyor. Kendi rüyasını büyütüyor. Kendisi kendi gördüğünü kendisi zannediyor. Büyütüyor. Gidiyor bir de sabah kalkar kalkmaz rüyasını ve hastalığını internette sorguluyor. Giriyor bilgisayara. Kimin eli kimin cebinde belli olmayan ne namert insanlar var. Hastalığa sebep olsun diye. Rüyalar yorumluyorlar. Ondan sonra hastalıkları. Ulan o doktor oldun. Abi profesör dosyası. Ben de yazarım profesör doktor Hasan Akar. Nöroloji. Psikiyatrist doktor bilmem ne. Profesör. Kim sorguladı beni profesör? Ve mahkeme dese ki adım bu benim. Profesör diyorlar. Ondan sonra şöyle şöyle olunca bu budur. Böyle öyle. Ben de yazayım dosya yapayım. Ondan sonra adam bir giriyor. Titriyorum. Bu hastalık nedir? Gibi giriyor. Hasan yazıyor. Eyvah bittin. Kanser aktif olmuştur. La ne alakası var titremede? Üşüyorsun da abi ya. Korkuyor. Korkudan olmuş. Ama böyle yazıyor. Eyvah bak ben kanserim. Gider bir doktora. Doktor da diyor ki valla hiçbir şeyin yok ya. Eman. Yok doktor hiçbir şey anlamadı. La madem... Madem doktorluğu internetten öğreneceksiniz, hastaneleri kapatalım kardeş. Bir eczaneyi bırakalım, git internetten sorgula ilaçları da. He? Rüyaları sen internette sorgulayacaksan, alimleri, bilenleri, ehilleri... Ne tuhaf insanlar var ya. Ne kadar zalim kendisine ya. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne güzel diyor. Diyor ki, ben ne geceyim ne geceyi sevenlerdenim. Rüyalar, rüyalarla itimat etmeyi, etmemeyi anlatıyor. Yani İslamiyet bitmiş, artık rüyalarla biz hakikatin kaynağını araştırıyoruz. Bazı bir dini cemaatler var böyle. Cemaatlerin fertleri var, cemaati bağlamaz da. Artık şeyh bir şey anlattıktan sonra geçiyorlar rüyalar. Sen anlat, bizzat şahit olduğum için kimseye nakletmiyorum. Ben tenkidi sevmem bir tipim yani. Ama bu da çok korkunç, dinde yanlış. Sonra bak, şeyhim bu akşam seninle şöyleydi böyleydi. Rüyalar artık dinin kaynağı olmuş. Telefon ediyor. Abi bir rüya gördüm, bir şey yapabilirsin. Kapat. Geceyle uğraşacaksın. Ulan gündüz zamanı kafan çalıştırmıyorsun da gece gördüklerine mi kafayı çalıştırıyorsun? Niye gündüzde okuduğun kitaba kafayı karıştırmıyorsun da kitapta gördüklerine kafayı çalıştırmıyorsun da gece hayalin gözün de görmediği, aklın bile görmediği şeylere aklı yoruyorsun? Aklın ürünü müdür? Ne biçim adamsın ya? Sen zaten nasıl yaşıyorsun ya? Nasıl intihar etmiyorsun? Bazılarına öyle diyordum da o da güzel yazmış. İntihar etmeyi niye düşünüyorsun? Dişini sık yakında öleceksin zaten. Öyle değil mi? Bari adam gibi gidersin. Peki. Hayatınızda amacınız yok olursa yaşamın ne anlamı var? Bak. Hayatınızda amacınız yoksa, hedefiniz yoksa, gayeniz yoksa, hayatın amacı ne o zaman? Niye yaşıyorsun ki? Yaşamak bana zevk vermiyor diye söylenmeye başlarsın. Hayatında amaç olmayan, hedef olmayan, gayesi olmayan insan hayatından bıkar. Hayatı anlamsız geldiğini, keyif vermediğini, heyecan katmadığını söylerler. Niye? Amaç yok ki. Niçin yaşadığını bilmiyor. Bizim o bir kardeş abimiz malum işte. Telefon etti. Çapa'dan. Abi. Buyur kardeş. Babası kaç? 68 yaşında. Ya abi ya dua et ya. Dua et babam. He inşallah deyip geçiştirebilirsin. Benim de böyle bir ahlakım yok. Yapmayacağım bir duaya. Evet demem. Yani inşallah dedimse tamamdır. Niye? Şöyle yapıyorum. İnşallah demişsem. Ya Rabbi bana kim dua ediyorsa, kim benden ne bekliyorsa, kimin bende hakkı varsa, kime inşallah demişsem, kim hizmetle alakadarsa, bak ezberlemiş oldum nasıl belli. Ya Rabbi. Ondan sonra duamı yapıyor. Otomatik olarak gidiyor. İnşallah demişsem, o da biliyor inşallah dedi. Demem kardeş dedim. Niye? Niye abi dedi ya. Babama niye etmiyorsun? Bak kardeşim. Baban namaz kılıyor muydu? Kılmıyordu abi ama cumaya gidiyordu. Namaz kılıyor muydu dedim. Yok. Peki düzelse. Kanserden çıksa. Ve düzelse. Şimdiye kadar ne işe yaradı ki bundan sonra yaşayacak? Yarayacak. Yaşasa ne olacak ki? Niye? Yaşadı da ne oldu? Lan yaşasın da değsin yani. Adam yaşadı hep cepten vermiş zaten. Onun için erken gitmiş evladır. Tamam abi. Moral bozuk sıfır hem limit acı. Ya ben de işte,
yapamıyorum yalakalık işte ne bileyim. İnşallah dedi de işte kalbini kırma. Ama ne bileyim doğruyu da öğrensin mi diye mi artık? Tam yani yaşadı da ne oldu? Size soruyorum. Namaz yok. 68 sene geçti. Ulan şimdi yaşasa ne olacak ya? Başka? Abi biraz önce demiştin de zevkle lezzet arasındaki farkı. Evet. Risalede lezzet içi olarak geçmiyor mu? Gayrimeşru şeyler içine bir zevk mi geçiyor? Lezzet geçmiyor mu? Lezzet de geçiyor da şöyle geçiyor. Yani zevk daha çok şeyli, dünyasal şeylerden bahsediyor. Gayrimeşru lezzet diyor mesela. O gayrimeşru o lezzetlerin içerisinde lezzet de var. Yani daha cami olduğu için mesela üniversite diplomasında ortaokulda var ya. Ama daha çok lezzetlere mesela şeyde diyor varlıkta lezzet insanda iştaha vasıtasıyla ismakim tecelli eder diyor. Bu Esma-i Hüsna sitesini ismi Hakim diye anlatırken lezzet eşanın hakikatında var yani. Şimdi o zatında var yani ama şu eşyanın hakikatını ama kılıfı da şu zevktir. İçerisi biraz daha içerisi lezzettir. Lezzet daha çok iç tarafta hissedilenlerdir. Mesela şöyle diyeyim. Dilde hissedilenler, temasta hissedilenler zevktir daha çok. Ama böyle manevi hazlar var ya lezzettir o. Daha çok onlar kullanılıyor. Ama bazen de gayrimeşru zevkler demekle beraber gayrimeşru lezzetler de diyor. Lezzette. Yani eşyanın hakikatini anlatırken onu kullanıyor. Ama genelde tefekkürümüzde zevk daha kılıftır. Daha mürt tarafıdır. Ha, şunu okuyayım. Okumamıştım. Yani şey yarı kalmıştı. Hayatınızda amacınız yok olursa yaşamın ne anlamı var? Yaşamak bana zevk vermiyor diye söylenmeye başlarsın. Hayatının içine hayatından daha değerli amaç ve hedeflerini koy. Hayat anlamlanmaya başlar. O zaman hayatımdan şikayet eden, hayatın anlamı yok, hayat bana zevk vermiyor diyenleri ne yapacaksınız tedavide? Bir şey anlatırken size sorsalar. O insana teselli vermeyi bırakacaksınız. O adama hedef tayin edeceksiniz. Hedef göstereceksiniz. Hayatınızdan daha değerli bir şey var mı diye sor. Yok. Bu hayatından daha değerli bir gayem ve hedefin olursa bu hayat yaşamaya değer ve zevk verir. Yani dağa çıkarken dağcı ip yaparlar ya, ucunda çengelli demir var. Atarlar. Dağa takılır. Dağa tırmanır. Daha yüksek. Yani hayatın tadı yok. Hayat zevk vermiyor. Bana heyecan vermiyor. Yani endişeliyim, korkuları içerisindeyim, intiharı düşünüyorum diyen hangi tiplerdir? Hayatlarından daha kıymetli, hayatlarına hedefi olmayanlar. Hayatlarında hedef olanlar, hedeflerini, hayatını bağladıkları için, hayatlarından daha kıymetli şey için çalıştıkları için hayatı yaşamaya değer. Niçin Allah bunu verdi? Hayatınızdan daha değerli şeylerle meşgul olmanız gerekirken en değerli şey hayattır. Hayatınızdan daha basit şeylerle meşgul olmanın bedeli bunlardır. Sıkıntıdır, paniktir, panik ataktır. Yani sıkıntıların temeli hayatınızdan daha değerli olmayan basit şeyleri hayatınıza gaye yapmanızdan kaynaklanıyor. Hayatınızdan daha değerli şeyleri hedef yapıp hayatınızı ona bağlarsanız hayat yaşamaya değer, zevk verir, keyif verir, heyecan verir. Psikolojik rahatsızlıkların sihirli kısa vade çözümü yok. İsrarlı olman yeterli. Psikoloji rahatsızlıklar. Abi hap içtim. Abi bir şey olmadı. Kaç sene veya 3 hafta oldu, 15 gün oldu falan. Ha demek ki ilaçları içtin aldı. Hala psikolojin geçmiyorsa, psikoloji hemen hemen aynı yerdeysen o zaman bu ilaçla beraber manevi destek alman lazım.
Nedir o? Kur'an terapileri. Kur'an okuyacaksın. Hele Kur'an'ın hangi ayetleri okuyacaksın? Ahmet Mehmet'in kucağına düşmemen için söylüyorum. Gidiyorsun şu ayetleri okuyor adam, ayetleri para alıyor. Ben size Bediüzzaman Hazretleri'nin işte psikoloji, dima, düşünceleri ve kalbi, kalpteki vesveseleri, kafadaki vehimleri tart edecek, onları ihya edip inşa edecek ayetler. Kur'an'da kaç bin ayet var? 6666 tane ayetin içerisine 1000 tane ayeti toplamış. Hangi ayetlerdir? Aklı ve kalbi inşa ve ihya eden ayetler. Bir kitaba toplamış o 1000 tane ayeti. O kitabın adı neydi? Hizbul Kur'an. Ha, Hizbul Kur'an'dan bir hizb. Kimseye muhtaç olmasın kardeşim, sen beni dinle. Ondan sonra aç onu, oradan çalıyorlar zaten işte. Sana oradan koca 1000 tane ayetten 10 tane ayet okuyor, sana 1 milyar istiyor. Lan oku işte onu. Her gün 3 sayfa oku veya bir cemaate dahil ol, yani gruba 30'a bölüyorsun o Hizbul Kur'an. Yani Kur'an hatmi gibi herkes bir, sen 1, sen 2, sen 3, sen 4, sen 5, sen 6. Yani 30 kişi oluyor da sen bir tarafını okuyorsun ama şirkete dahil olduğun için sanki her gün hatmediliyor. İşte böyle şirkete dahil olacaksın ve ısrarlı olacaksın. Bak diyor ki psikolojik rahatsızlıkların sihirli kısa vadeli çözümleri yok. Çünkü sıkıntı uzun vadeli gelmiş. Parmak kesilmesi bir anda olmuş. Yavaş yavaş bıçak geliyor, 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 geldi. Hop çizdi. Böyle oldu mu? Pat diye geliyor, kesiyor değil mi? Ha, psikoloji hastalıklar uzun seneden birikmiş. O zaman onun kadar zaman lazım. Mesela 3 sene sigara içenin, sigarayı bıraktıktan sonra tam 3 sene mücadele etmesi lazım. Bir haftada hemen olmaz. Ha, bu psikoloji rahatsızlıklar da kaç senede oturmuşsa o kadar sene atılması lazım. Sen ısrarlı olacaksın. İlaç kullandığın halde hala şey yapmıyorsa namazı vaktinde kılacaksın, tesbihatı yapacaksın. Hizbul Kur'an'ı mutlaka okuyacaksın. Sihirler mesela kelamdan, filmden, videolardan, gadab, kavgalardan, sağda solda işemekten, tuvaletini yapmaktan gelen sihirler var. Kelamda sihir var. En tesirli sihir nedir biliyor musunuz? Hangi sihirdir? Havada. Kelam. Konuşmak kadar sihirli yok. Sihri beyan ediyor. Beyanda sihir vardır. Sihri beyani, muhakematta diyor, 48 galiba. Sihir. Dolayısıyla mutlaka bir, namaz vaktinde kılıp tesbihat yapmak, iki, Hizbul Kur'an okumak, üç, bu sihri beyani, o beyan sihirlerini internetlerden, televizyonlardan, müziklerden etkilendiğimiz, sihirlendiğimiz sihir yapıyorlar. O sihirdir. Onun karşısına Asay Musa'yı koyacaksın. Asay Musa. Asay Musa'yı her gün en az 10 dakika okuyacaksın. 744-746'da öyle diyor. Diyor ki şu alarda bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa. Kör olası cehalet bunu mecaz demiş. Mecazmış. Musa Aleyhisselam asası ne yapıyorsa Asay Musa onu yapıyor. 4. İnternet, televizyonlardan ve cep telefonlardan uzak olacaksın. 5. Mutlaka kendine uygun bir cemaate haftada bir gün derse gideceksin. Ama ehl-i sünnet ve cemaat. Tamam. Peki. Kaç dakika oldu? 40 dakika. 5-10 dakikada bir şey okuyayım. Böylelikle 53. sayfayı bitirdik. 164. 164. 53'ten 164. Kendini sakinleştirmeyi öğrenmen lazım. Mutlaka fiziksel meşguliyet antidepresan ilaçlar kadar fayda verir. Antidepresan, depresyon var ya, depresyon diyorlar, antidepresan. Bu ilaçlardan daha tesirli ilaç ben yakine müşahede ettim. Nedir biliyor musun? Ben arkadaşlara uygulamıyorum. Çok acayip. Her gün mutlaka fiziksel yürümek, hareket etmek. Oturmayı bırakacaksın. Yürüyeceksin. İş yapacaksın. Mesela bizim köydeki annelerimiz vardı, babaannelerimiz vardı, dedelerimiz, amcalarımız, abilerimiz, dayılarımız vardı. Bizim köyde depresyon hastalığını ben hiç hatırlamıyorum. Duydunuz mu siz? Veya biliniyordu. Veya vardı da belki insanlar bilmiyordu ama öyle bir şey yoktu yani.
bunaldım, bilmem ne yaptım, intihar ettim, öyle bir şey yok. Niye? Devamlı çalışıyorlardı, tarlaya gidiyorlardı. Vakitleri yok abi. Evet, düşünmek için vakitleri yok. Demek ki kendini sakinleştirmeyi öğrenmen lazım. İki, mutlaka fiziksel meşguliyetin olması lazım. Fiziksel meşguliyet, hareket, antidepresan gibi ilaçlar kadar faydası var. Derslerden istifadeni mutlaka defterine kaydet. Dersleri giderken nur derslerine. Eskiden nurcuları nasıl yakalarlardı sokakta biliyor musun? Çantalı kim varsa nurcudur derlerdi. Çünkü nurcunun çantasında tesbihat, birisine vereceği hediyeci ufak kitaplardan meyve risalesi, gençlik yapar, küçük sözler, hanımlar rehberinden birer tane. Bir tanesi kendi okuduğu şey var, Cevşen'in veya Hizbul Kur'an'ın. Bir de okuduğu lemaları mektubatı koymuş. Şeyi var, sarığı var. Bu kadar. Bir de boş kağıdı var. Şey, kağıt. Dersleri gittiği zaman çantasını dize koyar. Dersi dinlerken notlar alırdı. İşte derslerden istifadeni mutlaka defterine kaydet. Kaydetmek gibi görünürken aslında enfusu alemine mal ediyorsun. Etrafına hasreten nebatatın hisleri olduğunu fark et. Şunları etrafını odanda, bunlar senin arkadaşın olduğunu, bunlar bitki olmadığını, bitki görünümünde hislerle dolu arkadaşın olduğunu. Şu anda dokunduğumu hisseder o. Ama bazı çiçekler var ya dokununca tak diye. O hepten lazcası. Bu da hisseder. Bir çiçekte, bir ağaçta diyalog kurmanı sağlar bu bilgiler. Yani buna ona göre şey yap. Onlar cömertçe yaprak, çiçek, koku ve şekilleriyle sana ziyafet çektiklerini gör. Bunlar bize cömertçe çiçekleriyle, yapraklarıyla, meyveleriyle, kokularıyla, şekilleriyle bizi ziyafet çekiyorlar bunlar. Ne olursan ol, doğru adım atmaya devam et ve dostlarından yardım al. Kötü olmana sebep olan şeylerden, yerlerden uzak dur. Yaşadığını unutmuştun. Bu olaylar yaşadığını anlamana, yani sıkıntılar niye geliyor? Yaşadığını unutmuştun. Bu sıkıntılar ve olaylar, işte sana yapılan ihanetler ve yanlışlıklar senin yaşadığını anlamana ve niçin bu alemde olduğuna yardım ettiğini unutma. Bu olaylar senin yaşadığının farkında getiriyor. Sorularından, sorumluluklarından kaçma. Sorunlarından, sıkıntılarından kaçma. Biraz önce anlattım. Üzerine git ve sorumluluklarından, vazifelerinden kaçma. Hayatın nizama girmesi için bir, sadakat, adalet, enfusi tefekkür, ilim, fedakarlık, cihat, bunlar tavizsiz, bunları tavizsiz disiplinin içinde tut. Üzerine yor, bu mutlaka uygula. Nedir o? Bir daha söylüyorum. Sadakat, adalet, enfusi tefekkür, ilim, fedakarlık, cihat, yani arzularına ve yanlış insanlara, yanlış işlere karşı cihat, cihad-ı manevi, bunları tavizsiz disipline et. Başına gelen her şeyi genelleme, felaketleştirme, kişileştirme. En çok yapılan hatalardan bir tanesi budur. Ben hep böyleyim ve hep böyle kalacağım. Niye genelliyorsun? Abi krizim şey oldu. Ne diyorlar? Tekrar. Yok, tekrara şey diyorlar. Atak geldi. Ataklar. Atak geliyor. Kardeşim, atak yok. Doktorlar kızacak bana. Kız kardeşim. Bak. Ataklar tekrar etmez. Böyle izah et. Bak. Hastaya diyor ki senin atan tekrar etti. Hayır. Niye tekrar etmez? Şöyle düşün. Şimdi nehir akıyor. Nehirde akan bir su. İyi dinliyor musunuz bak? Akan bir su. Geçtikten sonra daha bir de tekrar eder mi bu su? Arkasında gelenler o su değil.
Hayatın tekrarı yok ki onun üzerine bina edilen ataklar tekrar etsin. Hayatın bir saniye geçen, bir saniye önce geçen hayatını geri alabilir misiniz? E tekrarı var mı hayatın? Hayat bir şehir, şerittir. Hayat bir nehirdir. Nehir aktıktan sonra bir daha geri gelmez. Ama ha, bu arkasına gelenler ona benziyor, o değil. Ama önceki atağa bu atak benzediği için ataklar tekrar ediyor zannediyor. Tekrar yok. İkinci atağın gelmesinin sebebi ona zemin hazırlıyoruz. Ha, geçmiş atak vardı ya, geçti biraz önce. Aa, o da gelecek. Öyle düşününce tekrar oluyor. Ama bu değil. Düşüncen imal etmiş. Düşünceler imal etmiş. Hayatın tekrarı yok. Hayat şöyle düşün. Nehire benzer, şerite benzer. Nehrin üzerine saman koyun. Saman koyun. Doldurun ama. Hiç gözükmesin. 10 santimetre üzeri saman. Saman hareket etmez mi? Nehir böyle gittiği gibi. Oo, hadise. Bu sağa sola gitmesi, alt üst olması hadiselerdir. Bu saman zemindir, olaylardır. Nehir ise gözükmeyen zamandır. Yani varlığa şekil veren nehirdir, zamandır. Mekanın içerisinde ve mekanı hareketlendiren, sanki ağacın içerisindeki su, sanki buzun içerisindeki su gibidir zaman, şekil veriyor. Dolayısıyla ataklar devam etmesinin sebebi ona davetiye çıkarmamızdır. Başına gelen her şeyi genelleme, felaketleştirme, kişileştirme, yani kişiselleştirme. Yani ben buyum. Ben bundan kurtulamam. Bu benim artık adım soyadım gibi olmuş. Hayır. En çok yapılan hatalardan sanki hep böyle kalacakmış gibi genelleniyor. Mesela bir dostumunla oturuyorduk, ailece oturuyorduk. Dostum, çok seviyorum. Karısı geldi, yaşlı, kenarda oturdu. Abi bir şey sorabilir miyim dedi. Oysa benden yaşlı. Efendim abla dedim, sor. Ya abi dedi, ya ben dedi hep bununla mı yaşayacağım dedi. Kimle? Ben zannettim kocasıyla. Ben bu sıkıntıyla mı yaşayacağım? Hangi sıkıntı dedim. Ya bende sıkıntı var mı şu anda? Yok. Niye dedim şu anda vücut verdi? Bak onu konuşuyorsun. Abi vermedim. Konuştuğun anda, düşündüğün anda o önüne geliyor. Hep benimle beraber olacak. Kişileştiriyor. Kendisine mal kılıyor. Ve kendisiyle özdeş yapıyor. Niye düşünüyorsun? Sanki o yanlışa ben sebep olmuşum gibi kişiselleştiriyor. Sanki o şey felaketmiş, dünyanın sonuymuş veya her şey onda ibaretmiş. Yani sanki her şey ondan ibaretmiş, her şey oymuş. Dedi ki, o anda da bende de bir üşümekten midem ağrıyordu çok fena. Tuvalete gidiyordum, ikide bir gidiyordum. Bana dedi ki o abla, abi dedi, senin hastalığın geçer ama benimki geçmez dedi. Hangisi? E sen dedi gidiyorken bak ısınacaksın, çorba içeceksin, geçecek. Seninkisi bende nece geçmiş? Niye, nasıl dedi? E yok şu anda var mı dedim. E geçmiş ama bende şu anda var. Sen niye dedim kendinle özdeş yapıyorsun? Seninle beraber olacağını zannediyorsun. Niye tutuyorsun? Niye misafirini, hastalık denen misafirini düşünerek misafir olmasını uzatıyorsun? Düşünmeden def etsene ya. Ben daha düzelmeyeceğim hatalı düşünceler bunlar. İhtimalleri olacakmış gibi zannedip olumsuz kendine çekmek bunlar. İhtimal var ya, gene bana gelecek. E tabii ki gelecek, bana mı gelecek? Tabii ki sana gelecek. Niye? Sen düşünüyorsun. Abi bütün felaket beni bulur ya. Nerede olumsuz varsa, nereye elimi atarsam dal kırıyor. Tabii ki senin dalın kırılacak. Balığa gidiyorduk. 3 kişi serpme atmaya, gece atılır dereye. Vardı böyle bir kişi, ondan sonra hiç almadım yanıma. Ya ben gelmeyeyim. Yo yo dedi ötekisi arkadaş. Gel dedi. İyi de serpme atıyor, acayip usta, çok iyi. Hepimizden usta, acayip ama. Dedi ki, ya ben gelmeyeyim, ben nasipsiz bir insanım dedi ya. Her şeyde nasipsizim dedi ya.
Bana balık gelmez dedi. Allah'ın hikmeti, samimi söylüyorum, çok az nadiren balık tutardı. Ama hepimizden ustaydı. Buradan oraya hiç gözükmeden fırlatırdı. Öyle yatarak atardı ki herkes yapamaz bunu. Gelmez. Biz de langur lungur giderdik. Belki de ayaklarımızın sesleri bir nol giderdik. Atardı, hakikaten çıkardı. Niye? Biz olumsuza odaklanmıyorduk. Ben atıyorum ama zaten tutamayacağım ki. Veya mülakata gidiyor belediyeye. Abi dua et. Ama edeceksin ama zaten duan ben zaten kazanamayacağım. Niye kazanamayacağım? Mülakatta mutlaka adamları var. Ben eğleneceğim. Canım iş olsun diye gidiyorum. Gitme kardeş. Kesinlikle eğleneceksin. Çünkü onun inancı karşıya sinyali verdi. Bunu kabul etmeyin diye. O da kabul etmiyor seni. Yani olumsuzlukları kendisine çıkıyor. Yani bunun da hadisi kutsi var. Ena inne zenni abdibi. Kulumun inancına göre ben ona öyleyim. Bu durumlarda kendini ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bilme bilinci. Yani abi hep olumsuzu düşünüyorum. Ben zaten kazanamam, muvaffak olamam. Da nasıl kurtulursun? Onu anlatıyorum şimdi. Bu durumlardan kendini ne kadar kıymetli olduğunu, Allah'ın nazarında ne kadar değerli olduğunu, bütün kainatın sende toplandığını bilme bilinci ve şuuru sana yardım eder, seni kuyudan çıkarır. Ben çok kıymetli olduğumu, o varmak istediğim makama, tutmak istediğim balığı benim için yaratıldığını, benim için orada beklediğini, benim için orada Allah tuttuğunu, onu balık değil tavada görmek, her şey bana hizmet etmek için yaratıldığını, bana düşman olmak için yaratılmadığını düşüncesi ve bilinci enerji yayıyor ve adetullah öyle ceyran ediyor. Nasıl inanıyorsanız öyleyim diyor Cenab-ı Hak. Yani adetim öyle olacak diyor. Genelleme ya hep ya hiç girme. Ya ben hep böyleyim. Ya başka şey de varsın ya. Acayip bir şey ya. Yani bu millette var yani. Öyle severiz ki zirvede daha ilerisi yok. Öyle nefret ederiz ki dipte daha yer yok. Yani bunun ortası yok mu? Ya kara, grisi yok mu ya? Bunun ortası gri yani. Ya beyaz ya sipsiyah. Lan ortası var, gri var ya. Kendini tanıdıkça özgürleşirsin, unutma. Yaptığı ve yapmak zorunda kaldığı günahlarla Allah'ın Celle Celaluhu bir daha beni sevmeyecek gibi kişi şerleştirme, kişi selleştirme veya o fiili genelleme, yanlışın tedavisi lazım. Mesela bir günah yaptın, tamam canım, beni Allah sevmez. Ben bu günahtan sonra Allah beni bir daha sever mi? Allah seni sevmeseydi bir anda nefesini keserdi. Yani kişi şerleştirme, yani kendini özdeş yapma, hep oyum deme, başka şeyin de var senin. Allah'ın Celle Celaluhu umman gibi rahmetini göstermek ve görmekle tedavi olursun. Unutma ki seni kötü yapan hastalık çoğu zaman fark edersin başka bir noktada kuyudan çıkmana merdiven veya dürbün olabiliyor. Seni kötü hissettiren hastalık, kötü zannettiğin hastalık nice seni kötü şeylerden veya göremediklerini sana gösterme vesile olan dürbün gibidir veya merdivendir. Nice hastalıklar bizi merdiven gibi dışarıya çıkarıyor kuyuda. Nice hastalıklar görmediğim etrafımdaki dostlarımı görüyorum. Nice hastalıklar fark etmediğim hislerimi, duygularımı, rahmet ilahiyenin nimetini fark ediyorum. Bir de o olaya öyle bak. Yani bu hastalık bana ne getirecek? Bazen de biz konuşurken, biz düşünürken zannediyoruz ki ben düşünüyorum, ben konuşuyorum. Hayır, benim nefsim konuşuyor, farkında değilim. Bazen ben hastayım, ben iyi değilim. Ya ben düzelmem. Bunu zannediyoruz ki biziz. Bunu diyen kim? Üç hayırdır. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Ben iyi değilim, ben hastayım. Ben düzelemem, ben panik atağım. Diyen kim? Budur. Allah ve melekleri demez sana. Şeytan ve nefse mar eder.
bedeninde üç tane birbirinden farklı üç karakter olduğunu anlarsan hemen iş bitiyor, bitecek. Üç tane kişilik olduğunu. Klinik konuşmalarında maalesef bu konuşmalar yok, şu anlattıklarım. Üç tane kişilik olduğunu, üç tane farklı karakter olduğunu, dolayısıyla üç tane farklı fikirler çıktığını, farklı sesleri göreceksin. Yani ben iyi değilim, ben çok kötüyüm. Bir tarafın yok canım. Doktor bey ya ben böyle bazen böyle nefret ediyorum veya şu duygularım var, öteki tarafım var böyle. Aman 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 ilaç iç, tek kişi zannet kendini. Fark edeceksin kardeşim. Allah ve melekleri sana vesvese vermez. Sana panik vermez. Sana kötülük duygusu vermez. Sen hastasın. Allah seni yakacak. Allah seni cehenneme koyacak. Abdestin yok. İmanın gitti. Diyen melek ve Allah değildir. Haşa. Kimdir? Şeytan ve nefse emmaredir. O yaptırıyor. Yani içinden gelen ses, ya kendimi kötü hissediyorum. Sen misin o? Hangi kimdir o? Hangi tarafındır? Onu fark etmen lazım işte. Yani üç kişi olduğunu bilmen lazım. İşte bu üç kişilik farklı farklı birbirinden farklı kişilik ancak klinik konuşmalarında olmaz. Böyle dini bir konuşma olur. O ben olan ben ayrı bir şey. Benim ruhum denen, buna sahip çıkılan, benim nefsim diyen, hani mesela abdestin gitti. Allah ve melekleri demez. Kim der? Abdeste düşman olan der. Gitsin, absın, bıksın artık ikide bir. Ha, bu der. Hiç kale almayacaksın. Oysa en temel mesele ne abi? Yani onu çözmediyse hiçbir şey çözmez. Hiçbir şey. Bunu çözemezsen hiçbir şey çözemezsin. Ne anlatırsan anlat. Ne teselli verirsen ver. En temel bu. Üç tane kişilik olduğunu, üç tane farklı karakter olduğunu, farklı düşünceler olacağını, üçünden de farklı düşünceler olacağını, üçünden de farklı sesler olacağını, farklı kulaklar olacağını, farklı görüntüler olacağını bilsen bitti. Rüyayı da çözersin. Bundan geliyor. Allah Resulü diyor ki kötü rüyayı gördünüz. Sol tarafınıza tükürün. Püh, lanet olsun. Yatağınıza diyor. Hayır gördünüz. Salavatla kalkın diyor. Bak iki tane farklı karakter var. İkisini de gören benim. Peki niye bu kim? Tükürün diyor. Kime tüküreceğim? Ben gördüm. Yanımda tanıma mı? Kime tüküreceğim? Buna tükürün diyor. Bu yaptı, soldan öfürdü. Sol kulağınızdan gelen kaşıntı ve şeyler şeytandandır. Sağdan ise Rahman'dandır diyor. İki tane karakter. Bunu yorumlayacak, ikisini fark edecek bundan diyen üçüncü bir şahıs çıkıyor. Ben olan ben, ene. Rüzgar oluşu, takvim oluşu, kainata çekirdek oluşu, kainatın hakikatına sahip olan ene. Bu mülk. Melekutu ene. O da melekutu da. Yani iki tane, üç tane farklı şahsiyet ve karakter olduğunu bunu çözmesen ne kliniklere giderseniz girin, ne panik, ne psikiyatriste gidersen git, psikoloğa git. Olmaz kardeşim. Olur bir hafta gider, tekrar gideceksin. Tekrar randevu alacaksın. Tekrar hap içeceksin. Tekrar, abi benim bir hafta sonra tekrar görüşeceğim. Üç tane farklı karakter olduğunu bilmek zorundasın. Başka şansın yok. Ama bu konuşmak da klinik konuşmasında yok doktorluk. Belki de bazı gafil, kendi hastalığını tedavi edememiştir. İşte insanların en gafili gafil doktorlardır diyor. İnsanların en gafili gafil doktorlardır. Hep başkasını tedavi etmiş, kendisini unutmuş. Kendisini bilmiyor ki üç tane olduğunu ona söylesin. Ne der bunu söylese gafil? Ya bırak ya bu tür şeylerle. Adam tıbbı mı okudu? Bunu kim söylese sana? Hasan Hoca anlattı. Üç tane şahsiyet. Olur mu ya üç tane şahsiyet? Al lan şu kapı. Tek hisset kendini. Kimmiş? Söyle bakalım. Hasan Hoca kimmiş? Tıp okudu mu? İhtisas okudu mu? Psikolog mu? Psikiyatrist midir? Yok. Ya gidin ya deli misin ya? Ne dinliyorsunuz? Peki. Ey gafil doktor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tıbbı mı bitirdi? Bediüzzaman Hazretleri tıbbı mı bitirdi? Gazali Hazretleri ilahiyatı mı bitirdi? Tıbbı mı bitirdi? Bunlar örtüden konuşuyor.
gönülden konuşuyor, kalpten konuşuyor, ruhtan konuşuyorlar. Üç tane şahsiyet var. Eskide şeytan gözükürdü. Adam şeytanı bedende kabul etmeyince hangi hastalığı tedavi edecek? Şeytan diyor size vesvese verir. Nefse mare vehim verir. Vehim dimağıdır. Vesvese kalbidir. Vesvesenin iki tane temel yapısı var. Bir, abdese. İki, imana. Adem hesabına çalışır. Varı yok etmeye çalışır. Abdesti olana yok der abdestin. İmanı olana imanın gitti der. İmansıza gider Almanlar der mi ki, Amerikalıya der ki imansız Yahudi, Yahudi. Aa imanın gitti, aa Allah seni yakacak der mi? Gider iman eder de. Abdestsize der mi? Lan abdestsiz dolaşıyorsun ya, bak abdestin gitti, gittim. Gider abdest alır. Kime musallat olur? Boş eve şeytan girer mi? Şey hırsız girer mi? Gider abdest diye der ki abdestin gitti. Abdestin gitti demek şeytan tasdikli abdestin olduğunu gösteriyor. Altına imzamı atıyorum, günah bana ait. Abdestten vesvese et, kıl namazı günah bana ait. Ama sevabının bir parçası bana ver. Çünkü niye? TSE, Türk Standart Enstitüsü'nün tasdikli gibi. Garanti. Şeytan diyor ki senin abdestin var. Neyle diyor? Abdestin yok demeyle diyor. Çünkü Adem hesabına çalışır. Varlığı yok eder. Vücut Adem. Buraya çalışıyor Adem. O zaman buraya musallat olur. Musallat olduğu şey buralar. İmana, imanlığa değil ki imanlıya. İmanın gitti mi? İmanın gitti diyor bana. Sana ne giderse gitti. Sen beni benden daha iyi mi düşünüyorsun? Akma. Bana dedi ki abdestin yok dedi. Ben zaten her zaman abdestli kılmıyorum ki. Bakıyorum adam bana vesvese niye gelmiyor? Abdestime vesvese geldiği zaman şeytan tasdikle abdestli oluyorum. Adam gelmiyor. Sonra diyor ki lan ben seni diyor abdestini tasdik ettirecek kadar aptal mıyım? O da çözmüş abi. O da çözmüş. Çünkü çok iyi biliyor ki benim şeytanım vesvese ettiğim anda olduğunu kesin oluyor. Onun için gelmiyor. Gelmeyince de bu sefer şüpheleniyorum. Ulan bekliyorum bir vesvese gelse de abdest alsam ya. Abdestimle şüphe ettiğim anda abdestim olduğuna kesin olacak. Abdestten şüphe etmeyince ulan dedim o zaman abdestim yok. Niye? Var olsa şeytan musallat olurdu. Musallat olmadığına göre yok herhalde. Şimdi bitireyim geçti zaman ama. Cümleyi bitireyim bir daha buraya gelmeyeyim. Farkında değilim. Bedenimde üç tane birbirinden farklı üç karakter olduğunu anlasan hem iş bitiyor, bitecek. Klinik konuşmalarında maalesef bu yok. Aklımızın bir alt alet olduğunu, bunun bazen direksiyonuna nefis geçtiğini unutuyoruz çoğu zaman. Akıl bir alettir, alet araba. Onun direksiyonuna bazen nefis geçiyor. Akıl bir alettir. Bu noktada kesin çözüm kaynağı değil ki akıl, ona mutlak ölçü yapıyorsunuz. Doktora diyorum, akıl bir alettir. Mutlak çözümün kaynağı akıl değil ki, akıl bir alettir. Sırf niye akla müracaat ediyorsunuz? Maneviyatla da donat. Bu disipline etmesi lazım hayatını. Hayatını disipline etmesi lazım. Gelen vehimli, yani nefsi anlatmak lazım. Nefs emarenin olduğunu anlatmak lazım. İnsanın düşmanını, şeytan kanında dolaştığını anlatmak lazım. Yani manevi destek de alması lazım. Biz ne diyoruz? İlaç kullanmayacak demiyoruz. İlaç birinci derecede hastalandın, doktora git. Birinci derecede doktora gideceksin. Bak ben diyorum, hakikaten rahatsız oldun. Çoğu zaman bedensel hastalıklarımızdan çıkıyor bu. Git doktora. İlacını kullan, tamam. Esbab alimi bu. Allah'ın adetini değiştiremezsiniz. Ha, bu arada bu tedavi olurken manevi destek de al. Kur'an oku. Yani Hizbul Kur'an oku. Namazın tesbihatını yap. Televizyonlardan uzak dur. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru şey konuş. Bu klinik şeylerine, doktorlara mani değil ki, tam tersine onların elini de güçlendiriyor. Geçmişinde ne kadar çok hata yaptırdığı düşündürttü akıl sana. Yani ikide bir nefis ne yapar? Geçmiş günahlarına götürür. Çünkü geniş şey, geçmiş batakhane ya, keşke falan, keşke yapmasaydın, keşke. Seni şu anda yapman gerekenleri unutturmak için nefis hep geçmişi götürür. Yapmıştın. Lan tövbe yapmıştım, yapmışım ya. Sana ne? Şöyle dua et. Ya Rabbi,
razı olmayacağım bütün geçmişimden tövbe ediyor. Ya Rabbi, razı olmayacağım bütün gelecekten sana sığınıyorum. Birisi tövbe, birisi sığınmak. Ondan sonra bitti pakette ya. Buna ne kadar kesindir diye inanıyorsun. Yani benim günahlarım, belki de çoğusundan hesaba çekilmeyeceksin. 75. sayfada lemalarda diyor ki, bazen diyor, insana diyor, teşhis ettim fakat kesin şey yapamadığım bir iki latife var ki, insanın ihtiyarını ve iradeyi dinlemezler, günahlara sokarlar. İnsan o günahlarında mesut olmaz diyor. Çünkü iktidar ve ihtiyarı dinlemez diyor bazı latife. Onunla günaha sokar diyor. İle 75 miydi ya? 75. sayfada. Öyle de ya Rabbi, geçmişteki günahımı şu 75. lemalardaki latifeyi hürmetine ya Rab ondan say. Benim iradem yoktu de. De bir şeyle çak işte. İnsan çok ikna olabilen, aynı zamanda aldatılabilen bir mahluktur. Şeytan bile ikna ediyor. Bu cümle çok önemli bu şey Furkan. İnsan en çok ikna olabilen, en çok da ikna olmayan bir mahluktur. Hatta kendi kendini kandırabilen tek bir mahluk insandır. Kendi kendine, ben bunu yatakta buldum ya. Kendi kendini kandıran, yok hiçbir şey. Aa kalbim herhalde ya. Şu veya bak bir tanesini söyleyeyim, hayal anlatmayayım. Uykusu gitmiş. Beni arıyor. Abi bu saatte uyandırılmaz ama sence ben hasta mıyım dedi. Lan yat aşağı saatini. Ne arıyorsun lan beni bu saatte? Niye bakın? Kendi kendini kandırabilen tek yegane mahluk insandır. Acaba ben hasta mıyım? Olabilir. Belki bilmiyor. Belki her tarafımı sarmış. Yani böyle bir acayip bir mahluk ya insan. Her tarafı açık. O zaman doğru bir ölçün yoksa ne yapacaksın? Yani bu üç taneyi ayırt edemezse nereden geliyor bu? Bu işte. Abdest aldın yattı mı? Yok abi git abdest al yatma. Allah Allah. Ne acayip bir şey insan ya. Bildiği zaman. Kendi kendine kandırabilen yegane mahluk. Kendi kendini kandırabilen bir mahluk. Bu noktada sünnet-i seniye sarılmak en kesin çözümdür. Hastaya bazen doğru bilgileri vererek tedavi edersin. Bazen de çoğu zaman soru sorarak tedavi edersin hastayı. Hastaları bazen doğru bilgileri verirsin. Böyle yapma, böyle düşün, böyle düşünme. Bunu iç, bunu içme, bunu de, deme. Doğru bilgileri vererek tedavi edersin. Çoğu bu değil ama tedavi. Çoğusu şu, soru sorarak mağlup edin. Sorularla doğruyu o bulmasına yardım edin. Mesela diyeceksin, ben yaptım. Çünkü hafar ya şeyde, hücumat-ı sitet, uçaktan korkan, panik yapan uçaktaki şey dedim. Dedim ki, sen dedim genç delikanlısın, biliyor musun dünyada bir senede kaç tane uçak uçar? Bilmiyorum dedi. Bilmiyorum. Böyle. Dedim ben sana söyleyeyim. 20 milyon uçak uçar senede. Kaç tane senede uçak düşer dedim. Bazen hiç düşmez. Bazen 1-2 tane düşer. Bazen hiç düşmez. Peki karayoluyla mı en çok insan taşınıyor? Havayoluyla. Havayoluyla. Sen biliyor musun dedim İstanbul'dan Ankara'ya arabayla gitmek uçakla gitmeye göre %90 daha tehlikeli. Bir otobüs adam dalar Şarkı'ya, Türkiye'ye cep telefonuyla uğraşırken 50 tane yolcu var adam getiriyor şu şampona. Ama bir direksiyonda uçakta iki pilot var. Her uçağın ben biliyorum işim biraz. Her uçağın her aletine iki tane var. Bir tane yedik bir tanesi çalışıyor. Ha, peki ne yaptım? Soru soruyor. Kaç tane uçak uçuyor? 20 milyon. Kaç tane düşer? Bazen hiç düşmez. Senin düşme ihtimalin kaçtır? Senin şu andaki uçağın 20 milyonda birdir. Ulan 20 milyonda birle korkan adam insan değil ya. Senin uçağının düşme ihtimali bir sene içinde 20 milyonda birdir. Sanki toprakta ölüm tehlikesi yok ya.
soru sorarak, klinik konuşmalarında hep doğru düşünme teknikleri üzerine duruluyor. Oysa kutsi şeylerden yardım alarak içsel dinamiklerimizi aktif etme yolu hiç hatıra getirilmiyor nedense. Yani git kardeşim doğru adamlarla nasihat al, onlardan feyiz al, dua al, Kur'an oku. Tamam mı? Ondan sonra mezarlıkları ziyaret et, ölümü hatırla, sadaka ile tedavi ol. Yani Allah Resulü diyor ki bütün hastalıklarınızı diyor, bütün sadakayı vererek tedavi edin. Hastalar Risalesini oku. Güvende ve mutlu olan insanlarla oturup kalk. İyi insanlarla beraber ol. İnternetlerde, televizyonlarda ve cep telefon oyunlarında negatiflikler yüklendiğini, korku panik ataklarını yüklendiğini, bunun enerji paketleri yüklendiğini bunları anlat. Yani bunlar ilaç verirken, bunları da anlatırken maneviyatı da destek almasını söyle. Kendinden kaçmak kısa vadeli belki biraz işi yarar. Yani diye konuşma bitti, dersimiz bitti. Şu, yani insan sıkıntısını ya öyle mi ya falan, doktor bana bir şey dedi, oh rahatladım. O biraz kaçıştır. Bir şey, güzel bir şey söyledi, beni buraya taşıdı. Şu anda burada değilim ama tekrar acaba gelir mi? Tak diye geliyor, yapışıyor. O zaman ne yapacaksın? Böyle. Mutat bir şekilde kitabını okuyacaksın, derslere gideceksin, kalbini besleyeceksin. Ela bi zikrillah etmeyin el kulup. Bütün kalpler şeytana karşı, bütün kalpler Allah zikretmeyle mutmain olur. Vehimden kurtulmanın yolu da ilim yapacaksın. İkisini birleştirme yeri de sohbet yerleridir. Allah Resulü'nün sohbet yerlerine, ilim meclislerine şey diyor, cennet bahçesi diyor, uğrayınız diyor. Yani ilim yaparak dimağınızı, eylem ve zikir yaparak kalbinizi, ikisini ceme getirip de aktif eden yer de medreselerdir, tekkelerdir, zikirhanelerdir. Bu böyle olduğu için Deccal buraları kaldırdı. Kaldırdıktan sonra Kur'an insanlarda hakimiyeti gittikten sonra insanlarda bir tür hastalıklar ortaya çıktı. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.